Aynı yıllarda ben de bir yandan işsiz sahalarda, bir yandan da rahmetli babamla tam bir maç halindeydim. Rahmetli babam okumamı, iş bulmamı isterken ben yırtık kramponlarla, lastik ayakkabılarla, gizli gizli katıldığım antrenmanlarla futbol kariyerimi ilerletmek arzusundaydım. O kadar ki sakatlandığım zamanlarda evde acımı bastırıyor ve kramponlu ayakkabılarımı eve götürmüyor, kömürlükte saklıyordum. Resimlerimizin basıldığı gazeteleri babam görmesin diye köşe bucak saklıyordu. Sonuçta rahmetli babam haklı çıktı ve ben futbolcu değil bir siyasetçi oldum. Futbolu barışın, dayanışmanın aracı olarak korumak ve gelecek nesillere aktarmak zorundayız. Az önce de ifade edildi, kısacası fair play hakim olmalı. Futbolunda, sporunda şiddetle, hileyle, şikeyle anılmasını önlemek, bu noktada en güçlü tedbirleri almak ve kararlılıkla uygulamak mecburiyetindeyiz. Buna her şeyiyle katılan, özellikle sporda şiddet yasasını çıkartan bir hükümetin başbakanı olarak burada birkaç kelimeyi ifade etmekte bir sorumluluk hissediyorum. O da şudur. Hukukta bildiğiniz gibi suçların şahsiliği ilkesi vardır. Bir de bizim siyasetçiler olarak gerçek kişi ve tüzel kişi noktasında zaman zaman muhatap olduğumuz sıkıntılar vardır. Ve burada da özellikle az önce de ifade edildi aslında, gerçek kişi ve tüzel kişi noktasında değerlendirmeyi iyi yapmak lazım. Gerçek kişilerin işlediği suçlar sebebiyle eğer tüzel kişilik suça ceza almaya kalkarsa burada sadece bir tüzel kişi kurum ceza almıyor. Yeri geliyor milyonlarca o tüzel kişiliğin sempatizanı olan insanlar, belki bir şehir, birkaç şehir burada cezalandırılmış oluyor. Burada suçların şahsiliği ilkesinden hareketle kim olursa olsun bu şikeyi, bu suçu kim işlemişse cezanın verilmesi gereken cezaların caydırıcılığından hareketle en büyük cezayı alması en önemli adımdır ve bunun yapılması lazım. Ve oradan hareketle bunun sürdürülmesi, inanıyorum ki özellikle futbolu olan, sporu olan aşkı, sempatiyi daha da farklı bir şekilde geliştirecek ve onları sürekli olarak da geri götürmeyecektir. Bizim neslimiz 60'ların, 70'lerin, 80'lerin dünya ve Avrupa kupalarındaki heyecanı bugün dahi büyük bir coşkuyla hatırlıyor. Zihinlerimizde, hatıralarımızda spor var, estetik var, en önemlisi de futbol yoluyla sergilenen sanat var. Genç nesillerin de futbolu böyle tanıması, böyle onu oynaması ve böyle hatırlaması için gereken neyse ortaya koyma sorumluluğu içindeyiz. Ben federasyon başkanımızla bundan önce de şimdi de aynı şeyleri konuşuyorum. El ele verelim, büyük yatırımların içerisinde olalım ve genç nesilleri yanlış yollara düşmekten, kötü alışkanlıklara gitmekten sporla iç içe getirelim. Türkiye olarak şiddet ve şikeye karşı gerçekten kararlı bir tutum içindeyiz. Çıkardığımız yasayla futbolda şiddeti, futbolun tadını kaçıran şikeyi en sert şekilde cezalandırıyor. Böyle tatsızlıkların önüne geçmek için son derece hassas bir tutum izliyoruz.